Değerli dostlar merhabalar. Ben Doktor Bora Küçük Yazıcı. Herkese selamlar, sevgiler. Az önce bir arkadaşlarımızla konuşurken orada konu açıldı. Önemli bir konu. Ben sizlerle de paylaşmanın faydalı olacağını düşündüm. Konu şuydu, biliyorsunuz ben aynı zamanda aile danışmanı, ilişki ve eş terapistiyim ve o konuda bazı fikirlerimi almak isteyen arkadaşlarla birlikteydik. Orada şöyle bir konu geçti. Birisini hani gerçekten seviyor muyuz? Acaba ona olan sevgimiz devam ediyor mu? Bunu nasıl daha iyi anlarız? Karşımızdakini halen sevip sevmediğimizi anlamanın kısa basit yolları var mıdır? Doktor Bey diye sordular. Orada çok basit bir şekilde bazı bilgiler verdim. Merhabalar Dilek Hanım, nasılsınız? Bazı basit bilgiler paylaştım arkadaşlarla. Onların da hiç duymadıkları bir şeymiş. Çok hoşlarına gitti. Öyle olunca ben hani yayında sizlerle de bir paylaşayım istedim. Değerli dostlar, aslında çok inanılmaz basittir. Birisini gerçekten sevip sevmediğinizi, ona olan sevginizin azalıp azalmadığını anlamanın çok basit ve kısa bir yolu vardır. Eğer birisini sevip sevmediğiniz konusunda tereddüt yaşıyorsanız, aklınızda soru işaretleri varsa gönül rahatlığıyla çok emin olabilirsiniz ki kesinlikle sevmiyorsunuzdur. Çünkü sevdiğiniz, aşk duyduğunuz, duygularınızdan emin olduğunuz anlarda hiçbir şekilde sorgulama yapmaz insanoğlu. Eğer ki ortada sorgulanacak bir şeyler varsa, ya durum neden oluyor, ne olmuyor, ben seviyor muyum, sevmiyor muyum, ona halen aşık mıyım, değil miyim diye bir düşünüyorsa kişi, gönül rahatlığıyla emin olabilir ki kesinlikle sevmiyordur, kesinlikle aşık değildir. Çünkü sevgi, aşk, bağlılık, bunların hepsi temelde bir güven duygusuyla beraber yer alır. O temel güven duygusunun zedelendiği durumlarda kişi, emin olun, kesinlikle eğer öyle bir sorgulamaya gidiyorsa sevmiyordur. Çok basit bir şekilde şöyle düşünebilirsiniz. İşte çok sevdiğiniz bir yemektir, örneğin kavun, karpuz. Hani çok seviyorsunuzdur. Ne zaman bulsanız lezzetle yiyorsunuzdur. Hiç düşünür müsünüz acaba ben hani bugün seviyor muyum diye? O sevdiğiniz net bir şeydir. Üzerine düşünmenize gerek yoktur. İlişkiler de aslında temelde aynen bu netliktedir değerli dostlar. Eğer böyle kişi sorguluyor ise gönül rahatlığıyla emin olabilirsiniz ki kesinlikle sevmiyorsunuzdur. Çiğdem Hanım'a, Yeliz Hanım'a, Murat Bey'e merhabalar. Yeliz Hanım öyle. Söylediklerim gerçek. Karşı tarafla ilgili, karşı tarafın duygu ve düşünceleri o size hissettirdiğiyle alakalıdır Dilek Hanım. Yani bunu da bilirsiniz aslında. Karşınızdaki sizi gerçekten seviyor mu sevmiyor mu, bunu tak diyebilirsiniz. Eğer gerçekten bir duygu paylaşımı, karşılıklı iletişim varsa ve temelde bir güven duygusuna dayanıyor olması gereklidir. Temel güven duygusu zedelenmiş ilişkilerde kişiler kendilerini karşı tarafa olduğu netlikte açmazlar, açamazlar. Son derece zorludur ve sağlıklı bir durum değildir. Hübra Hanım'a da merhabalar. Aynen öyle Gülsüm Hanım, dediğiniz üzere hani seviyor muyum diye düşünmezsiniz. Seviyorsanız seviyorsunuzdur. Eğer düşünüyor ve sorguluyorsa kişi, sorunlar vardır. Herkese çok selamlar. Tekrar haberleşmek üzere. Böyle özlemişim canlı yayınları da ve sizleri de. Hele böyle sizlerin katkılarıyla orada olduğunuzu bilmek, şu beğenilerinizle de birlikte sorularınız, yanıtlarınız. Çok teşekkürler, çok sağolunuz Gülşen Hanım. Hani tatil böyle kısa da olsa iyidir, keyiflidir. Türkiye gündemi çok yordu, böyle akıl, ruh, beden yoruldu. Biraz uzak kalmak, sosyal detoks, iş detoksu, hepsi biraz iyi geliyor açıkçası şu an. Güzel bir yer, gizli olsun Özlem Hanım. Herkese selamlar, sevgiler. İyi bakın kendinize. Hübra Hanım, tabii ki sorular soruyorsunuz. Bizim tüm canlı yayınlarımızda soru ve yanıtlarla beraber devam ediyoruz. Lakin bugün burada kısa keseyim. Önemli bir bilgiydi. Az önce bazı arkadaşlarla paylaşıyorduk. Sizlerle de konuya değinmek istedim. Çok iyi bakınız kendinize. Çok teşekkürler Leyla Hanım. Ve tüm dostlara sevgiler olsun. İyi bakın kendinize. Bay bay.